Sevgiyi savunan örgüt olmaz. Örgütler nefret saçar, asla sevgiden bahsetmez ve sevgiyi yaşayamazlar. Halbuki bizim arkadaşlarımız dünyayı kurtaracak olan sevgidir diyor ve bunun mücadelesini veriyorlar. Sayın Adnan Oktar, İslam'ın barış dini olduğunu ve terörü lanetlediğini anlatarak dini insanlara sevdirmiştir. Anarşi ve terörün sevgiyle yok edilebileceğini savunan insanların örgüt olması imkansızdır. Tüm hayatlarını sevgiyi anlatmaya, Allah'ın varlığını ve Kur'an mucizelerini anlatmaya adamış, kendi aralarında tertemiz bir ortamda nezih ve sevgi dolu bir şekilde yaşayan insanlar örgüt olmaz. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın tevazulu, alçak gönüllü, nezaketli, anlayışlı, fedakar, merhametli, sevgi saygı dolu yaklaşımı ve güzel ahlakı onları tanıyan herkes tarafından çok iyi bilinir. Böylesi bir sevgiyi savunan örgüt olmaz. Örgütler de asker polis sevgisi olmaz. Örgütler haşa asker polis düşmanı olur. Adnan Oktar askerimize, polisimize canı gibi sahip çıkmıştır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız sevgi seferberliği isteyen tek camia. Topluma sevgi enjekte edilsin, devlet eliyle sevgi bir seferberlik halinde tüm topluma yayılsın diyen sadece Adnan Bey var. Maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmanın da önemini vurgulayan Sayın Adnan Oktar, hükümete örneğin Milli Şuur Dersi getirilsin tavsiyesinde bulunmuştur. Milli Şuur Dersi'nin ilkokuldan itibaren olması gerektiğini anlatan ve bunun için ders kitapları hazırlansın, okullarda sevgi öğretilsin diyen Adnan Oktar ve arkadaşları asla örgüt olmaz. Sayın Adnan Oktar her kesime sevgiyle, şefkatle yaklaşarak tebliğ yapmıştır. Başı örtülü bayanlara olduğu gibi açık bayanların haklarına da sahip çıkmıştır. Adnan Oktar'ın en büyük ideali Allah'a aşkla bağlı, derin imanlı, sevgi dolu bir nesil. Biz bütün insanların Kur'an ahlakını yaşaması için gayret ediyoruz. Türkiye'nin sevginin ve demokrasinin merkezi olduğunu tüm dünyaya anlatıyoruz. Allah bütün dünyaya sevginin hakim olmasını ve bütün Müslümanların bunun için gayret etmesini istiyor. Biz insanlara bunu tebliğ ediyoruz. Böyle bir davaya sarılan insanlar suç örgütü olmaz.